Sevgili seyirciler, bugün karşınıza Boston'dan, Harvard Üniversitesi'nden geliyoruz ve Güler Sabancı ile özellikle bu 5 günde yaşadıklarını sorduğumuz özel bir röportaja başlamıştık. İsterseniz bu röportajda nerede kaldıysak hemen oradan, Harvard'dan devam edelim. Yine ben ders notlarıma bakıyorum. İlginç bir not daha almışım. Diyorsunuz ki aile için iyi olan şirket için iyi olmayabilir. Şirket için iyi olan her şeyse aile için iyidir. İlginç bir tanımlama. Ne demek istiyorsunuz acaba burada? Benim değerlendirmem şöyle. Yaşantılarım ve gördüklerim ve 30 yıllık iş tecrübem var. Sakıp Bey'le 27 yıl çok yakın çalıştım. Bütün kardeşlerle yakın çalıştım. Şöyle bir gerçek var. Müesseseleşmenin birinci kuralı iş için doğru olanı yapmak. İşin gereğini yapmak. Burada objektif olmayı gerektiriyor. Duygulardan, aileden, iş pazarların beklentilerinden değil, iş için doğru olanı yapmak. Bunun için diyorum, iş için doğru olan aslında işin başarısı için doğru olan şeyler sonunda hissedarlar için doğrudur. Ama zam eğer karıştırır da kişiler hissedarların beklentilerini fazla işe yansıtırsak, kişisel beklentilerini objektif olmazsak o zaman onlar için iyi olabilir bazı istedikleri şeyler ama şirket için iyi olmayabilir. Evet. Yine ders notlarına bakınca şöyle bir şey çıkıyor. Diyorsunuz ki Sabancı soyadına sahip olmak Sabancı Holding'de çalışmak için yeterli değil, başka vasıfların olması gerek. Bunu gerçekten inanıyorsunuz ama hayata geçirebiliyor musunuz? Yoksa hani arada bir ya şu bizim gelin, bak bizim yeğen vardı gibi baskılar oluşuyor mu üzerinizde? Şu anda kontrol hissedarları, kontrolde olan aile hissedarları ki ben onlara yani kontrol hissedarları diyorum. Çok bu konuda bana destekler, çok anlayışlılar ve Sabancı Holding'in müesseseleşmesini gelecek nesillere, gelecek 10 yıllara taşınmasını istiyorlar. Dolayısıyla da Sabancı Holding'e benden daha hassaslar diyebilirim evet. Bu konuda. MIT'de sordular size, siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye'nin en saygın isimlerinden bir tanesiniz, en güçlü kadınlarından bir tanesi, dünyanın yine en güçlü isimleri arasında anılıyorsunuz. Siz hayır dediniz ama niye girmeyi düşünmüyorsunuz? Bir ateşten gömlek olarak mı görüyorsunuz siyaseti? Kendi yaşantımda hiçbir zaman bu böyle bir şey düşünmedim. Hiç yani tereddütsüz de duydunuz böyle bir şey düşünmediğimi söyledim. Girmeyi düşünmüyorsunuz? Hayır, hayır. Teklifler geliyor mu? Zaman zaman olmuştur. Geçmiş zamanlarda çok oldu ama. Neden düşünmezsiniz? Ateşten gömlek midir siyaset? Hayır, benim ilgi alanıma girmiyor. Benim yapmakta olduğum, severek yapmakta olduğum işlerim var, görevlerim var, sorumluluklarım var. Ve ben yani işimi seviyorum, evet. Yaptığım işi seviyorum. Güler Hanım, bir soru daha sorayım. Aslında şimdi içeriye gireceğiz. Şu anda Harvard'ın en saygın kulüplerinden bir tanesindeyiz. İçeride de Sabancı Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler bekliyor. Neden böyle bir organizasyon yapıyorsunuz? Özellikle hani öğrenciler mezun oldu gitti diyebilirsiniz ama siz hala onların peşindesiniz. Bunun arkasında ne var acaba? Sabancı Üniversitesi bu sene 10. yılında. Dolayısıyla bir üniversitenin hayatı için ilk 10 yıl çok kısa, çok daha başlangıcındayız işin. Ve bu birlikteliği, bu kimyayı iyi oturtmamız lazım. Ben buraya özellikle geliyorum. Geçen sene de geldim. Bugün de birkaç talebemizi, eski talebemizi gördüm Boston'da. Diyorlar ki sizin gelişiniz bize de bir bahane oluyor. Bir araya geliyoruz diyorlar. Yani Sabancı Üniversitesi mezunlarını bir araya getirmek için bir aradayız burada. Ve bu bana hem gurur veriyor hem de çok büyük keyif veriyor. Peki. Güler Hanım çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız bir kez daha. Sağ olun. Daha önce Adana'da katılmışsınız. Kısmet bu sefer Boston'daymış. Bakalım bundan sonra İstanbul olmayacağı kesin dünyanın neresinde karşılaşacağız. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Müzik
Söyleşimiz bittikten sonra önce Güler Sabancı, sonra da ben içeriye girip genç Türklerle buluşuyoruz. Kimi nanoteknolojisinde, kimi iş dünyasında, kimi akademik kariyerinde Türk öğrencilerin başarılarını görüp dinleyip heyecanlanmamak mümkün değil. Oysa sohbet ettiğinizde, konu konuyu açtığında pek çoğunun kısa dönemde Türkiye'ye dönmeye niyetlerinin de olmadığını görüyorsunuz. Bu biraz insanı kırıyor ve üzüyor. Ben de her seferinde inadına lafı dönüp dolaştırıp aynı sohbetlerde cümleyi hep aynı sözcüklerle bağlıyorum. Dünyayı görün, çalışın ama gelin ülkemize dönün. Bu ülkenin sizin başarılarınıza ihtiyacı var. Sizinse hepimiz gibi bu ülkeye ödenecek bir borcunuz var. Bilmem bu genç arkadaşlarımızın ne kadarı benim söylediklerime kulak kabartıyor. Onlar kalabalık bir salonda bir yıl sonra buluşmak için sözleşirken biz de kimseyi rahatsız etmeden salondan sessizce ayrılıyoruz. Birazdan Türkiye'ye, cennet vatana dönüş yolculuğumuz başlayacak. Bugün karşınıza Washington'dan Boston'a uzanan bir koşuşturmacada yaptığımız 5 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde Sakıp Sabancı adına düzenlenen özel bir konferanstan, Brookings Institute gibi dünyaca ünlü bir enstitünün ne işe yaradığından, Avrupa Birliği, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı açılardan baktığımız önümüzdeki günlerdeki ilişkilere ve bir ünlü bir iş kadınının MIT gibi Boston'un ve dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesinde verdiği derse ve şu anda arkamda gördüğünüz Sabancı öğrencileriyle Güler Sabancı'nın buluşmasını ekrana getirdik. Farklı bir gündemle karşınıza geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından programımızı bugün de bitireceğiz.